Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi internet erişimi, telefonlarla sonra cep telefonları, internetler, Facebook'lar, mesajlar, Messenger'lar derken artık yeni gelişmelerle yani teknolojinin yeni imkanlarıyla insanımız buluşmuş oluyor. Tabii teknolojiden, iletişimden insanımızı genç veya yaşlı, kadın veya erkek, hatta çocukları dahi geri bırakabilmek, engel koyabilme imkanına sahip değiliz artık. Bugün itibariyle özellikle gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler bu konuda böyle bir sıkıntıyı yaşıyorlar. Tabii evet, nimettir, imkanlarından faydalanılacaktır. En başta bununla, bundan hareket ediliyor. Yani hayatımıza getireceği kolaylıklardan, teknolojinin yeniliklerinden ve bize sunduğu fırsatlardan, imkanlardan yararlanmayalım mı diye masum bir anlayışla hareket edilerek son derece doğal bir ihtiyacın karşılanması veyahut da daha çabuk yapılması, daha hızlı konsepte o nimete ulaşılması, imkanlara ulaşılmasından söz ediliyor. Tabii kimsenin daha iyi imkanlar varken daha zor şartlarda, daha kötü ortamlarda veya şartlarda yaşamasını istemek hakkımız değil. Evet. Zaman kısalacaksa, imkanlar kullanılacaksa onları herkesin kullanması imkanlar nispetinde tabii ölçülü olmak üzere caizdir. Evet. Yani şimdi eskiden diyelim ki bir fabrikanın taşıma üzerine yük üzerine insan gücüne dayanarak mesela bir çimento fabrikasını düşünelim veya bir işte yapıştırıcı malzemelerini veya inşaat malzemelerinin satıldığı bir depoyu düşünün. Önceden bu malzemelerin taşınması, yüklenmesi için 30 kişinin yaptığı işi bir tane aletin, forklift denilen bir aletin yaptığı cihazlar, aygıtlar, aletler çıkartıldı. Evet. Yani bir saatte 30 kişinin yapabileceği ve enerji sarf ederek, güç sarf ederek, saatlerini hatta belki günlerini alarak o 30 kişinin yapacağı işi bir araç ve bir saatte yapabiliyor. Onun günlerce bir kamyonu doldurmak için uğraştığı, diyelim ki bir tuğla yükleyecek, bir çimento yükleyecek veya herhangi bir malzeme yükleyecek. Bu malzemenin işte forklifti iki ayağını takıp da iki kancasını takıp da kaldırıp indirmesi ve arabaya yüklemesi bir iki dakikayı alıyor. Evet. Ama aynı ağırlıkta bir yükü bir adamın oraya işte depodan çıkartıp tek tek sırtında taşıyıp tekrar arabaya yüklemesi saatlerini belki günlerini alabilecek derecede. Şimdi bunu neresi kötü demek doğru bir anlayış. Yani bunda hiçbir zarar yok. Ancak bazı şeyler var ki yani hayatımızı güzelleştiriyor derken veya hayatımıza renk katıyor, hayatımıza kolaylık katıyor derken aslında hayatımızı esir alan hususlar var. Teknolojinin işte bilimin, ilmin gelişmesiyle birlikte hayatımızı esir alan ve teknolojinin adeta kölesi olduğumuz konular var ki bunların başında internet ve iletişim köleliği, bağımlılığı söz konusu. Evet. İlk önce tabii cep telefonuyla bizim hayatımıza daha öncelerinden baktığımız zaman bundan 100 sene, 150 sene daha öncesine dayanıyor. İşte normal kablo telefonlar veya telgraflar girmişti. Evet. İşte dünyanın bir ucundaki veya herhangi bir şehirdeki insanla iletişim kurmak, onun sesini veya yazısını ilk başta hemen mesajını okuyabilmek veya duyabilme imkanıyla bu iş başladı. Daha sonra görüntülü iletişimler, bağlantılar girdi. Evet. Ve şu anda ise işte akıllı telefonlarla birlikte işte Facebook denilen şeyler, paylaşım siteleriyle, evet, ondan sonra sosyal ağlarla birlikte dünyanın her köşesindeki insanı evimizin içine, odamıza, birebir de veya özelde veya çok genel meclislerimize, toplantılarımıza misafir etmek. Evet. Sanki o kişi burada
veya o topluluk burada bizim yanımızda. Yani şu anda mesela nasıl 2-2'ye burada beraberiz. Evet. Aynı şekilde öyle imkanlar, artık teknolojik imkanlar var ki bugün tabii o imkanlarla biz bu yayınları yapıyoruz. Evet, bunun suçu günahı yok, ancak bu imkanları tutup ne yapıyoruz? Dünyanın bir ucundaki insanı veya insanlar topluluğunu, hı hı, buraya, bu meclise, bu mekana misafir edebiliyoruz. Evet, buradaki insanları da bir başka yere alıp götürebiliyor gibi, yani orada, evet, evet, sanki varmışçasına ne yapılabiliyor? Birbiriyle irtibat kurulabiliyor. Evet, ama görüntülü, ama sesli. Ama işte elinizdeki aygıtlar, aletler vasıtasıyla. Bunun burası kötü değil. Burada, evet, bir sıkıntı yok. Ancak şimdi burada iş ölçüyü kaçırıp haremlik, selamlık meselelerinde, namahrem, mahrem meselelerine hiç uymadan, hı hı, bir kadının, bir kızın, genç kızın veya bir genç delikanlının veya erkeğin, evet, evinin içinde, iş yerinde, bürosunda, ofisinde, çoluk çocuğuyla beraberken, en yakınlarıyla beraberken ki halinin, durumunun dünyanın bir köşesinde, herhangi bir köşesinde ve kimin paylaşabileceğini, yani bunun paylaşım uçlarının, ağının nereye kadar varabileceğini de hesap etmek mümkün değil. Evet. Yani biri alır kendi hesabında paylaşır, o onun kaç kişi, binlerce o hesapta, mesela öyle hesap sahipleri var ki milyonları geçen paylaşım takipçileri olan Twitter'da, Messenger'da, evet, veyahut da işte Facebook'ta, şurada burada, neyse, böyle hesapları olan insanlar var. O senin masumane işte duygularını veyahut da bir takım çok kıymete haiz diye önemli gördüğün, arkadaşının da bilmesini istediğin bir paylaşımdır. Bir resim olabilir, bir yazı olabilir, bir durum mesajı olabilir. Onu arkadaşına atmışındır veya onun profili telefonuna koyduğun veyahut da o sitelere koyduğun kendi profili resmini arkadaşın beğenip paylaştığında, o gönderdiğin mesajı, onun da takipçilerinin anında milyonlara, yüz binlere ulaşabilme, onların da aynı şekilde böyle tabiri caizse küçücük bir şeyin, havai fişeğin, evet, başlangıçta küçücük bir kutuda başlaması ama patlatıldığı zaman o gece karanlığında binlerce, yüz binlerce parçaya ayrılıp ışık hüzmeleri oluşturması gibi, evet, böyle dağla dağla, bölüne bölüne milyonlara, milyarlara ulaşabilme ve geriye dönüp de onu silmek, İmkanı onun ortadan kaldırabilmek imkanı yok. Ancak onu paylaşanların insafına, vicdanına kalmış veya hassasiyetlerine kalmış ki o kadar insan da, milyonlarca insan da bununla uğraşmak, senin derdini dert edinmek, senin hassasiyetlerini gözetmesi mümkün değil. Yani madem o kadar düşünüyordun o zaman, bazı konuları senin için önemliydi, o zaman baştan paylaşmasaydın. Evet. Yani sen bunu sosyal ağlara atarken, ya işte benim açık saçık resmim arkadaşıma vasıtasıyla onun yakınlarına, belki kocasına, ondan doğru işte paylaşım sitelerinde sosyal ağlara ulaşıyor. Peki sen niye paylaştın derler. Yani senin kendi korumadığın hassasiyetini ben niye koruyacağım? Evet. Yani sen kendi açından madem çok önemli gördüğün veya hassasiyet gösterdiğin konuları madem önemliydi, hı hı, niye gittin başka yerlerde paylaştın? Evet. Gittin sosyal, bilmiyor muydun? Madem bunu kullanırken bu işe itiraz edildiği zaman insanlara 50 tane laf söylüyorsun. Ya olur mu da işte şu hangi çağda yaşıyoruz diyorsun. Evet. Bak yani bunları aman yapmayalım etmeyelim denildiği zaman bunları savunmak için insanlar sana bana geldiği zaman, laf geldiği zaman o mangalda köz bırakmayıp, evet, o biçim laf konuşuyorlar. Ama bu paylaşımlar milyonlara ulaştığı zaman, artı bunların bir de evli kadınların hayatlarını, evlilik hayatlarını yıkan, evet, kocaların işte ailelerini yıkan, yuvalarını yıkan veya genç kızların kötü yollara, genç erkeklerin zararlı alışkanlıklara ve kötü alışkanlıklara düşmesine sebep olan boyutlarını hiç konuşmuyoruz. Evet. Yani elimizde masum bir telefon dediğimiz şey, akıllı bir telefon. Bir bakıyorsun, yani çocuğumuza çok merak etti. İşte
arkadaşıma, herkesin elinde var baba. Herkes yani artık bunu kullanıyor. Ben buna layık değil miyim? Sen beni bu kadarcık sevmiyor musun? İşte okulumu bitiriyorum, bana ne hediye alacaksın? Evet. Sınıfımı geçiyorum, bana ne hediye alacaksın? Ondan sonra işte şöyle bir olay var, yaş günüm geldi, doğum günüm geldi falan, hediye olarak evet. senden laptop istiyorum, işte internetli, işte telefon. En son model telefon istiyorum deyip alıyoruz. Hı hı. Ve bunlar çocuklarımız tabii bunu ne derecede bizim önemli gördüğümüz hassasiyetleri, dikkat edilmesi gereken kuralları uyarak, dikkat ederek kullanıyor, bunu biliyor muyuz? Aynen. Sorulduğu zaman babalara, annelere diyoruz ki ya benden daha iyi biliyor. Evet. Ben onun yaptığı internet işlemlerini, bilgisayar işlemlerini ben bilmiyorum. Anlamıyorum. Bizim çocuklar ve doğru evet. yani çocuklarımız gerçekten bu konuda, yani bu konuda anne ve babalarını, hele hele dede ve nenelerini çoktan aştılar. Yani dedeler, nineler bu konuda zaten parkurda, bu kategoride yeri yok. Evet, evet. Anne ve babalara gelince ise anne babaların ortak ifadesi şu: biz bu çocukların kullandığını bilmiyoruz. Onun kadar bir açmayı bir kapamayı, bu telefonların veya internetlerin, işte bilgisayarların açıp kapamasını ama bundan başka bir şey bilmiyorum dediğin şeyi senin çocuğun, senin genç kızın, evet. delikanlı oğlun bundan çok daha fazlalarını kullanabilme bilgisine de sahip, erişimine de sahip. Aynen. Şimdi o internet ona bu dünyanın kapılarını açtığı zaman bir tuşla, bir işte şeyle, dokunmayla birlikte dünyanın en ücra köşesindeki en çirkin sahneleri de görmek onun elinde. Evet. En güzel bilgileri de onun elinde. Evet. Ancak biz şimdi bunu pratik olarak hesapladığımızda, yani bugün internetin faydaları, bugün işte sosyal ağlarda yapılan paylaşımların hayatımıza kattığı faydalar, renkler, güzellikler, çeşitlikler. Hı. İşte bu genelde bir şey olarak değerlendiriliyor. Yani hava atma bahanesi. Evet. İşte herkeste var, bende de var. Evet. İşte bir zamanlar şu modeldi telefonum, şu anda en son çıkan şu model. Halbuki elimizdeki telefonlar, bir baktığımız zaman veya işte kullandığımız bilgisayarlar, alet edevat, cihazlar, bir baktığımız zaman kullanım yoğunluğu olarak son derece bizim işimizi görüyor. Evet. Bir telefonu etmek için, eğer mesajsa, WhatsApp'sa, yani sosyal ağlara ulaşılmasıysa bunu görüyor, ama yeni bir üst modeli çıktığı zaman onun da çok daha pahalı modellerine, pahalı telefonlara veya alet edevata para vererek almak, insanın sanki zaruri bir ihtiyacı olarak algılanıyor hale gelmiş. Bakıyorsun 13 yaşındaki, 14 yaşındaki bir çocuk da bunun hayaliyle ilk başta bir hedef koyuyor. Yani ben işte en son model olacak, dokunmatiğin en pahalısı olacak. Yeni çıkanından olacak. Yani 2015'te ise 2016 model. Evet. Şimdi bu iş, yani bu cep telefonu nasıl ki büyüklerin elinde arabaları, kullandıkları arabaları hep daha bir üst modeli olsun. Onu aldığı zaman ondan daha pahalı ve daha üst modeli arzu ettikleri gibi, evet. çocuksu bir arzuyla, yani oyuncağı hep daha farklısı, daha iyisi, daha insanın yeni çeşitini deneme arzusu, çocukların oyuncak tarzını bugün elimizdeki cep telefonları aldı. Evet, evet. Biraz işte ufakken, çok küçükken, yani böyle daha 8-10 yaşlarına kadar bu çocuklar en azından işte alet edevatlarla, oyuncaklarla oynuyorlar. Evet. Ki onların da o yaşa kadar da gene ellerindeki oynadıkları oyuncak tarzı artık ya bir laptop şeklinde, ya bir telefon şeklinde, ya da onları andıracak sesli, görüntülü oyuncaklarla bu iş başlıyor. Evet. 12-13 yaşına geldikleri zaman zaten onların için bir farz mesabesinde zaruri bir ihtiyaç, havaici asliye gibi, asli bir ihtiyaç gibi, evet. Telefon ve internet erişimi, bu alet edevata ulaşmak onların en başta gelen arzusu oluyor. Genç delikanlı ve kızların ise, genç kızların ise zaten artık onların ise son model olmayan bir telefon, karizmasını
çizen, onu böyle biraz daha düşük seviyede gösteren, onu aldığı zaman, son modelini daha üstünü aldığı zaman kendisine o maddi elindeki imkanlarla, olanaklarla değer verildiğini, kendini kıymet gördüğünü veya kıymetli olduğunu zanneden bir anlayışa bürünmüş. Evet. Büyüklerde işte arabamın modeli işte 2010 iken 2012 olursa, 2015-16 olursa daha kıymetli. Hep biraz daha pahalı modeli, zengin yeni modeli olursa kıymetli olarak. Aslında bu ihtiyaçtan öte bir zenginliğin veya kıymetli olmanın gösterisi haline gelmiş bugün. Bir gösteri. Yani insanlara kendini takdim edebilmek için, herkes manken gibi podyumlarda kendini takdim etmek için dolaşmıyor. Evet. Birileri o işi yapıyor. Onun mesleği o. Ama birileri de bu vazifeyi, bu işi yapmasa bile yani arabasıyla bu havayı, bu pozları veriyor. Egosunu tatmin ediyor. Tabii. Evet. Yani o egosunu büyütmek için, evet, kibrini ortaya koymak için, kendini kıymetli takdim et, pazarlamak için tabiri caizse. Elindeki telefonuyla, bindiği arabasıyla, yediği içtiği şeyle veya elbisesiyle, eviyle, barkıyla kullandığı. Yani iyi de bunların her biri, bak dikkat edildiği zaman bunların her biri senin asli hüviyetinden, kişiliğinden, kimliğinden farklı olarak üzerine giydirilmiş şeyler. Evet hocam. Bunlardan soyulduğun zaman, bunlar senden alındığı zaman sende kıymet olarak ne var? Yani senin altındaki son model arabanı aldığımızda, elindeki son model telefonunu aldığımızda, cebindeki o paraların aldığımızda senin kıymet, para edecek tabiri caizse, kıymet, kaç paralık kabiliyetin, kaliten, adamlığın, hanımlığın var? Yani sen şahsiyetini ortaya koyarak, güzel insan olarak, güzel ahlakınla, bilginle, becerinle, kabiliyetinle, fikrinle, beyninle, kalbinle ortaya koyacak sende ne özellik var? Evet. Birileri, hadi bugün sanatçı denilen, artist denilen, etini, bedenini pazarlayarak, kendinin vücudunu pazarlayarak ortaya, kendi kıymetli zannediyor, kendini kıymetli zannederek, tabiri caizse böyle et pazarında, aynı satılık, kurbanlık hayvanlar gibi kendini pazarlarken, hı hı, bugün bunun yolunda aynı mantaliteyle, aynı anlayışla hareket eden insan, üzerindeki kürkleri soyduğun zaman, işte elindeki, cebindeki paraları, şeyleri aldığın zaman, sende ne var bakalım dendiği zaman, içi boş bir teneke kalıyor ortaya. Evet hocam. Halbuki ya sen vitrinlerde nadide pırlanta gibi gösteriyordun kendini. Böyle kimsenin ulaşılmadığı en nadide kaşıkçı elması, kainattaki en kıymetli mücevher pırlanta, kendimim diyor, takdim ediyordun, evet, ama o boyalar döküldüğü zaman, öyle kilo kilo üzerine, yüzüne gözüne sürülen boyalar aktığı zaman, bir kadının, hele böyle boyalanıp süslenip püslenip dışarı çıkamadan gezen bir kadının hayatı boyunca sürdüğü boyalar, acaba yüzüne gözüne sürdüğü boyaları gramajını hesap edelim bakalım. Gerçekten nalburlarda satılıp hani kilolarca, galonlarla, evet, galonlarla satılan boya eder belki. Yani öyle gramajlı falan değil. Düşün ki bir kadın o 40 yaş, 40 sene, 30 sene, 50 sene bu şeyleri, kozmetik ürünleri, makyajları, bilmem neleri sürmüş, evet, boyalanmış. Onları tabii büyük fırçalarla olmuyor bu işler, böyle olmuyor ama hesabını toptan şey yapıldığı zaman belki galon galon boyalarla veya işte o alet şey süs vasıtalarıyla, kozmetiklerle süslenmiş. Evet. Bunlar aktığı zaman, bunları silindiği zaman, senden gittiği zaman o göreceli kavramlar, bunlar zenginlikte, güzellikte, maddi imkanlarda, elinin altındaki kullandığın arabada, telefonlarda, şunlarda, bunlarda hep göreceli. Bugün var, yarın yok. Evet. Zenginlik de böyle, güzellik de böyle, kariyer de böyle ama seninle kalan, senin öz, yani dıştan giydirilen şeyler değil, sonradan sahip olduğun şeyler değil. Senin öz hüviyetinde, kimliğinde ne var? Bir araştırmacı kimliğin var mı? Evet. Okur musun? Yani sen bir kitap okur musun? Allah'ın kelamından haberin var mı? Her şeyi bildiğini söylüyorsun ama hatta öyle çok bilgiç gözüken insanlar bugün sanat camiasında, bir bakıyorsun iki kelimeyi bir araya getiremiyorlar.
Evet. Yani bir röportaj vermeye veyahut da bir konuda fikir beyan etmeye kalktıkları zaman gerçekten çuvalladıklarını ve o boş teneke var ya, hem de paslı boş teneke, içi pas tutmuş. Sadece böyle tın 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 ses çıkaran ama içinde hiçbir kabiliyeti olmayan teneke gibi ses çıkıyor. Ama ya kardeşim, insan bunlarla kaliteli değildir, bunlarla güzel değildir. Evet. Bunlar göreceli kavramlardır. Güzel huyun varsa sen güzelsin. Evet. Güzel kabiliyetin varsa sen güzelsin. Güzel ahlakın varsa sen güzelsin. Güzel ahlakın olmadıktan sonra. Hı hı. Gelelim şimdi bu internet, alet edevatların, yani sosyal paylaşım sitelerinde girme çıkma, bunları paylaşmanın zararları. Evet. Tabii bu göreceli kavramlara girdik de, öyle bir duruma geliyor ki, yani artık evli kadınlar kocalarından belki iltifat görmeyen, artık birbirlerine karşı yüz göz olmuş tabiri caizse, birbirlerine karşı erkek olsun kadın olsun sevgi bitmiş arada, ilgi bitmiş, alaka bitmiş, artık o ihtiyaç, o boşluk, yani sevgi ihtiyacı kadın ve kocadaki, birbirlerinden almaları gereken, kadının kocasından alması gereken, kocanın da hanımından alması gereken o sevgi, ilgi, alaka, muhabbet karşılanamayınca, istenilen dozajda tabiri caizse ölçüde karşılanamayınca, bu sefer o sevgiyi, o muhabbeti, o ilgiyi, o alakayı başkalarından bekliyor. Bunların en yakın çevresi de ne oluyor? Arkadaş çevresi. Evet. Kadın kadına, işte abilerden, kardeşlerden, hanımlardan, neyse böyle iletişim kurdukları, oturmaya gittikleri, gezmeye gittikleri kişilerden. Ama bir de bakılıyor ki karşı bir cinsten bir ilgi, bir teşekkür, bir sevgi mesajları gelmeye başladığı zaman, tanıdığı tanımadığı yani, tanısın tanımasın, evet, bu sefer o sevgi açlığı çeken, sevgi boşluğu içinde kıvranan tabiri caizse, evet, o eşler, erkek olsun kadın olsun, kendilerine iltifat mesajları geldiğinde, o sözlerle kendilerine davranıldığı zaman, bak görüyor musun adam ne kadar kibar ya, bak o, bizim o adam Hanzo, ondan sonra bana hiç böyle davranmıyor. Evet. Öteki kadın tarafından erkeğe böyle davranıldığı zaman, görüyor musun ya kadını, hanımefendi, işte çıtı pıtı, ondan sonra güzel falan filan derken ne oluyor? Bir teşekkür, bir selamlaşma, merhabalaşma, ondan sonra hal hatır sorma, mesajla iyi günler, iyi akşamlar derken, bir bakmışsın işte telefonunuzu alabilir miyim, sizden konuşabilir miyiz, buluşabilir miyiz de gidiyor. Evet. Bu artık, bunlar, biz başka ülkelerden bahsetmiyoruz. Bugün evli kadınlar evli olduğu halde, evli erkekler evli barklı çoluk çocuk sahibi oldukları halde, evet, belki çocuklarının yaşındaki bir evli kadın kendi oğlunun yaşındaki bir adamla chatleşebiliyor. Evli bir erkek kendi kızının, gelinlik kızının yaşındaki bir kızla, bir kadınla chatleşip haberleşip işte mesajlaşıyor ve artık fırsat buldukları anda da bu evlilik, çatırdayan evlilik yıkılıyor. Evet. Şimdi burada bunun örnekleri çok. Yani sadece bir masum bir mesajla başlayan, sadece bir selamla, nasılsınla, hal hatırla, yani bu belki arkadaşının hanımı olabiliyor. Evet. Adamın arkadaşının hanımı veya arkadaşının kocası. Hanımsa kadın arkadaşının kocasına bir iyi günler, bir iyi akşamlardan buraya varabiliyor. Yani işte hocam ne abartıyor mu? Abartmıyoruz. Bu böyle. Abartma diye bir şey yok. Evet. Herkesin kalbi tertemiz de, yani bizim kalbimiz pis, böyle bir şey yok. Ama bu kalpleri yaratan, bu bedeni yaratan, kainatı, yerleri ve gökleri yaratan Allah bunu böyle beyan ediyor. Erkek kadına, kadın erkeğe karşı meyillidir. Evet. Züyyine linnâsi hubbü şehevât minen nisa vel benîn vel kanâtiril mukandara. Erkeklerden yana olsun, kadınlardan yana olsun, erkek ve kadını birbirlerine şehevi yönden ilgi ve alaka duyarı yarattım diyor Allah. Yani erkek kadına duymuyor. Duymuyorsa bir rahatsızlığın vardır. Yani duymayanın rahatsızlığı vardır. Evet. Her sağlıklı bir insan evlenir de evliliğe ilgi duyar karşı cinse. Çoluğu çocuğu da olur.
çoluğu çocuğu oluyor, evlilik ihtiyacı duyuyorsa o zaman böyle şeyler gündemde var demektir. Evet. O zaman ne gerekiyor? Allah'ın kurallarına uyması. Kadın kadınlarla görüşür, erkek erkeklerle görüşür. Sofra kuracaksa da, yemek masasını kurup kaldıracaksa da erkeklere erkekler hizmet eder. Kadınlara kadınlar ayrı mekanlarda hizmet eder. Birbirlerini görmezler. Evet. Birbirlerini televizyonlarda, orada, telefonlarda, şurada burada takip etmezler, edemezler. Yani bir kadını mahremlerinin haricinde, evet, kocasının, ondan sonra abisinin, erkek kardeşinin, babasının, kayınpederinin vesaire sayılan o saydığımız sınıf insanların haricinde başkalarının takip etmesi. Yani nikah düşen bir erkeğin onun işte yazdığı mesajları, paylaştığı fotoğrafları, sosyal ağlarda girdiği, çıktığı yerleri, ondan sonra oturduğu, kalktığı mekanları paylaşması diye bir şey yok İslam'da. Evet hocam. Yani şimdi aynı mekanı paylaşacaksın. Beraber yani biz onunla iş yerinde arkadaşız. Biz onunla okulda arkadaşız. Biz onunla işte sokakta arkadaşız. Biz onunla pastanede arkadaşız. Biz onunla işte kafeteryada arkadaşız. Ama aklımızdan hiçbir şey geçmez. Siz nasıl bir varlıksınız ya? Ruhani melek böyle yıkanmış etmiş. Ondan sonra peki hiçbir şey geçmiyor da sen o ortamdan döndüğün zaman bir bayan olarak kocana ona gösterdiğin ilgiyi göstermiyorsun. İşte babana ona yaptığın hizmeti yapmıyorsun. Baban bir su istese 50 kere su istemesi gerekiyor. Bir çay istese tutup gene iş yaşlı başlı annene kalıyor. Ama öteki taraftan ne istersiniz efendim? Bir arzunuz var mı efendimlerle? Geç adamın derdini, ihtiyacını, beklentisini, olmayan hedeflerini, beklentilerini varsa karşılamaya amadeyim diyorsun tabiri caizse. Hizmetinize amadeyim diyorsun. Ama kocana gelince bu ilgiyi, alakayı göstermiyorsun evde. Kalbimizden de bir şey, öyle bir şey yok. Bu kalpler Allah'ındır. Evet. Allah yaratmıştır. Kalbine sen sahip çıkamazsın Allah'ın kurallarına uymadıkça. Kalplerin sahibi Allah. Uyarsın Allah'ın kurallarına, o zaman temiz, tertemiz bir hayatı yaşarız. Yoksa tutup da burada işte benim kalbim temiz demekle bu iş olmaz. Bak, kimsenin kalbi Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin kalbinden temiz değil. Evet hocam. Kainatın en mübarek, gelmiş ve geçmiş günahları affedilmiş, kainatın yüzü su hürmetine yaratılmış olan en sevgili, Allah'ın sevgili kulu ve Habibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi, o bile kendisi için canını feda eden, evlatlarını feda eden, kocalarını, eşlerini, her şeylerini, fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, anam babam her şeyim sana feda olsun deyip, bu sözleri de laf cambazlığı için değil, fiili olarak bizzat yaşantıya dökerek ortaya koyan, evet, bu sahabe hanımlarına karşı Efendimiz Akabe'de biat ederken elle ele tutuşmadı. Onların gözlerine baka baka aynı ortamlarda siz benim dinime hizmet edin, benim peygamberliğimi kabul edin, bu dine yardım edin diyerekten biat alırken olsun gözlerine bakmadı, ellerinden tutmadı, aynı mekanlarda beraber oturup kalkmadı. Evet. Sen ne oluyor ki, sen kim oluyorsun da peygamberin yapmadığı, peygambere verilmeyen müsaadeyi kendinde bir izin olarak görüyorsun? Aynı mekanlarda oturacaksın, evet, aynı mekanlarda beraber el ele, göz göze, diz dize beraber bulunacaksın. Mesajlar çekeceksin yalnız kaldığında, paylaşımlar yapacaksın. Yani ondan sonra da kalbinden bir şey geçmeyecek. Peki niye bu toplum bu kadar boşanmalar artıyor? Niye erkeğin kadına, hanımına karşı bir eyvallahı yok? Kadınların avukat gibi, bir şey gibi, mücadele edecek bir düşman gibi kocalarına karşı fark etmezi oynuyorlar. Evet hocam. Yani bundan dolayı bugün bu internetler, bu alet, adavat, telefonlar, sosyal paylaşımlar mahremiyet sınırlarını kaldıran en büyük cinayet şebekeleri oldu. Belki evimizin perdeleri kapalı, duvarları içinde insanlar, kadınlarımız veya erkeklerimiz. Ama dünyanın bir köşesine o kadın elindeki paylaşmış olduğu mesajlarıyla kendisini, resmini, o anki evindeki rahat kıyafetini, şeklini, şemalini dünyalara takdim edebiliyor. Evet. Belki
dışarı çıksaydı o derece kendini 3 kişiye, 5 kişiye, 10 kişiye, 100 kişiye gösterebilirdi. Hani o imkanları kullanmadan sokakta gezseydi, yani o kıyafetlerle belki 50 kişi, 100 kişi görecekti. Ama onu aldın, paylaştın, video olarak, resim olarak, mesaj olarak paylaştığı zaman kendi evindeki o rahat kıyafetlerini, şeklini, şemalini, vücudunu göstermeyi dünyalara ilan etmiş oldu, paylaşmış oldu. Ne oldu peki şimdi? Yani son derece normal diyordun ama ne yaptın? O ona, o ona, o ona derken işte kar tanesiydi. Bir tane tane düşüyordu. Yuvarlandı, yuvarlandı. Artık çığ olup her tarafı kapladı. Altından kalkılmaz bir hal aldı. Evet. Bugün evlilikleri yıkan veya yıkılma arefesine getiren veya yıkılmadıysa da işte sallantıda bir evlilik, ne olduğu belli değil, devamı var mı yok mu, nereye gittiği yere kadar inceldiği yerden kopsun diye devam eden bir evlilik sistemi, kurumu bugün toplumumuzda varsa bunların sebeplerine inmek lazım ki bunlar da en büyük şeylerdir. Kimse artık rahatına, konforuna, lüksüne, hakkına, hakkım diyor bu benim. Almayacak mıyız telefon? Kullanmayacak. Kullanma değil. Ama yani bir silahı emniyet genel müdürlüğü veya valilik verirken bir adama ben silah almak istiyorum diyor diyelim ki. Evet. Sen kimsin diyor ya. Sen bir dakika, senin silah kullanma ihtiyacın var mı? Evinde mi bulunduracaksın? Üzerinde mi taşıyacaksın? Senin yaşın kurtarıyor mu? Sabıkan var mı? Psikolojin, sosyolojin neyse bozuk mu? Yani bu silahı alıp da kendine de başkasına da zarar mı vereceksin? Yani bunu terör eyleminde yoksa savunma amaçlı kendini mi korumak için kullanacaksın? Evet. Bunların her birine bakıyor. Yani al ya silahı, git işte av malzemeleri satan, silah sanayi üreten yerlerden istediğin kadar al. Ruhsatını verdim diyor. Ruhsatını verdim falan öyle bir şey demiyor. İğneden ipliğe kadar araştırıyor. Niye? Bu silahı kullanabilecek misin? Bu silah sana zarar mı getirecek, fayda mı getirecek? Veya topluma zarar mı sağlayacak, fayda mı sağlayacak? Bunun hesabını yapıyor. Tabii. Şimdi bu şekilde elimizdeki telefonu veya aygıtları kullanmayı bilmediğimiz zaman senin aile yuvanı yıkacak bir silah mıdır bu? Yoksa hayatını kolaylaştıracak bir imkanlar şeyi midir, fırsatı mıdır? Evet. Yani hayatımızı ama bugün bir baktığımız zaman gerçekten biz onun faydasından daha çok zararını alıyoruz. Zararından etkileniyoruz toplum olarak. Hı hı. Ya işte burada giriyoruz internete, dünyanın bir köşesindeki tefsir kitabı orada var, hadis kitabı orada var. Bir işte Google amcaya sorduğumuz zaman hemen anında bize bilmediğimiz konuları söylüyor. Evet. Anlık bilgiye ulaşıyoruz falan filan. Hepsi kitabın yanında. Evet. Kalemin yanında fasa füso. Allah ikra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. Allemel insane bil kalem. Kalem, alem, kalemle diyor yazmayı öğreten Rabbinin adıyla oku. Sana kalemle. Bak kalemin hükmü hiçbir zaman geçmez. Kitabın hükmü hiçbir zaman geçmez. Evet hocam. Bugün kitap okumayı bilmeyen bir toplum gelişmişlik bilimde, fende, teknolojide yani kitabı açmaz kabiliyeti, okuma kabiliyeti olmayan bir toplumun gelişmişlik düzeyi diye bir şey söz konusu değildir. Telefondan okuyoruz hocam diyorlar. Öyle bir şey yok. Telefondan okuyorsun ama okuduğunu yazamıyorsun. Evet hocam. Yazamıyor ya. Çocuklar bugün okula giden çocuklar tahtada öğretmeninin yazdığı bir şeyi veya okuduğu bir metni bakmadan, telefona bakmadan veya işte şeye bakmadan tahtaya duyduğunu yazamıyor. Zihninden geçen şeyleri yazamaz hale gelmiş. Evet hocam. Niye? Yazma kabiliyeti kaybolmuş çocukların. Halbuki eskiden devamlı yazı yazılırdı, evet, okullarda. Şimdi telefona not alıyor. Ondan sonra hemen söylüyor, okuyor. Bir bakmışın yazıya çeviriyor. Evet. Hiç uğraşmaya göre tak bilgisayara çıkar yazıcıdan. Çıksın önünde hazır. Zaten diyor şey yapılmış halde. Bilgisayar diksiyon dizgisinden geçmiş halde. Yani tamam o da lazım. Biz bunlara karşı değiliz ama hayatımızı bunların kuşatıp da onların esiri olan ve gerçekten de hayatı böyle artık faydalarından çok zararlarıyla bize eksi olarak, negatif olarak dönmesine karşıyız. Evet. Bunları kullanacağız. Kullanıyoruz zaten. Kimsenin elinden alacağımız yok.
Ama bunları ölçülü kullanmamız lazım. Evet hocam. Bunlara kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Nasıl ki bir çocuğun eline işte o son derece keskin olan ameliyat bıçaklarını, neşterlerini vermiyorsan, verdiğin an jiletten daha keskin o cihazlar çocuğun bir yerini parçalayabilir, kesebilir. Bir camı bile tutarken herhangi bir cam, bir vazoyu, bir şeyi ver, şey, aman dikkat et elini ayağına kesmesin, kırılmasın diye dikkat ediyorsan, bundan daha büyük, belki vazo düşse elini kesecek, şöyle olacak, böyle olacak, neyse. Ama o elindeki telefon, eğer bu çocuk kullanmayı bilmiyorsa, bu genç nereye girip nereye çıkacağını, nerede kimlerle paylaşacağını, kim hangi ağda ne kadar bir konsept içinde kalacağını bilmiyorsa, evet, yarın bir gün onun kendine şantaj olarak dönüp, bugün tecavüz vakalarında, kaçırılma olaylarında, cinayet olaylarında bakıyorsun, hep ardında cep telefonuyla senin uygunsuz fotoğraflarını kaydettik, işte senin şu sesini kaydettik, bu görüntünü kaydettik ve neticede bizim dediğimizi yapmazsan seni aleme rezil edeceğiz. Bunu sosyal ağla paylaşım sitelerinde paylaşacağız, herkese bu görüntülerini yazacağız deyip, evet, erkek olsun, kadın olsun, birilerinin istismarına, hatta tecavüzüne, hatta ölüm öldürmelerine sebep olduğunu bugün her gün televizyonlarda, gazetelerde görüyoruz. Evet. Niye? Bir fotoğrafı sebebiyle paylaşmış olduğu yanlış bir şeyin, bir videonun, bir şeyin tutup birilerinin eline geçmesi sebebiyle oradan hareketle hayatı başkalarının elinde esir olan nice genç kızlarımız var. Evet. Nice insanlarımız var. İşte biz bunun burasına karşıyız. Yani kimse kimsenin hayatını bu aletler sebebiyle ne esir alsın, ne de biz kendi elimizle başkalarının kölesi haline gelelim. Doğru kullanmayı bilelim. Yeter ki hem aile yuvamızı koruyalım, hem de bunun nimetlerinden istifade etmiş olalım.